Sayın Müdürüm, tamam, Sayın Müdürler, Daire Başkanım ve bugünkü bu toplantıya katılan değerli katılımcılar, böyle güzel bir günde böyle önemli bir konunun gayet verimli bir şekilde tartışıldığı bir toplantıda sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Erdem Güngör Hocam'ın da konuşmasına teşekkür ediyorum. Bir kısmına iştirak ettim. Tabii Trakya bölgesi iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için kapasite artırma projesi konusu Tarımsal İmetler Daire Başkanı tarafından bize geldiğinde Hacı Bey bu konuyu bize getirirken son derece heyecanlıydı. Yani işte konunun yabancısı birisi tarafından yani bir proje olsun gibi görünebilir ama Hacı Bey'in heyecanı bizi de heyecanlandırdı. Zaten 5 senedir Hacı Bey'in tarımsal projelerde getirdiği heyecan bizi de heyecandan heyecana sürükleyip yani neredeyse bizi bir tarımsal gönüllü haline getirdi. Ben bir kez daha o hükümetin yanında, tüm katılımcıların yanında kendisine teşekkür ediyorum beraber çalıştığımız için. Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Hocam bir örnek sordu. Yani ne gibi etkiliyor diye bu iklim değişikliklerinin. Sadece kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Daha önce de burada Tekel içki fabrikasında işte işçilikten başlayıp mühendislik, memurluk ve müdür muavinliği, müdürlük derken 33 yıllık bir yaşam hayatımızda ayrıldık. Ondan sonra da şimdi bugünkü görevi Allah bize nasip etti. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. İlk göreve başladığım zaman o fabrikada, tabii daha başka yerlere de çalıştım. Bu arada Diyarbakır'da ve Şarköy'de de o sektörde çalıştığım için ilk göreve başladığım zaman fabrikada ilk üzüm alım kampanyasının 15 Aralık'ta yapmıştı. Yani üzümlerin en olgun olduğu dönem. Hatta fabrikanın kurulduğu şeye bakıyorum. Elimde eski resimler var. Eylül ayının 25'i 30'u gibi başlamış. Ben kendimden daha canlı örneği vererek 15 Aralık'ta üzüm alım kampanyasına ilk memur olarak başladım 1973'te başlamıştı. Hatta bazen çok soğuklarda bile üzüm aldığım dönemler olmuştu. Emekli olup ayrılırken 15 Ağustos'ta üzüm kampanyası başlıyordu. Yani 33 yıl sonra Tekirdağ'ın küresel iklim değişikliğinde geldiği noktada sanıyorum çarpıcı bir örnektir diye sunmak istiyorum. Yani 33 yıl sonra bir ay sistem, ekolojik sistem, teknolojiyi böyle öne aldı. Yani o zaman paltoyla veya takım elbiseyle açtığımız resimlere bakıyorum. Üzüm alım dönemine ayrılırken kısa kollu ve spor kıyafetle yapmış. Bu da ilginç bir değişiklik olur diye size arz etmek istedim. Değerli katılımcılar, iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için kapasite artırması proje kapsamında bir araya geldiğimiz böyle anlamlı bir günde plansız sanayileşme, hızlanan kentleşme ve fosil yakıtlarının kullanımının artmasından dolayı yaşanan iklim değişikliği insanlığın ve tüm canlıların varlığını tehdit eden ciddi bir unsurdur. Doğru, ciddi bir sorundur. Yapılan bilimler, araştırmalar küresel iklim değişikliğinin nedenle tehlikeli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir varoluş krizinin işaret bir şeye olan iklim değişikliği konusunda dünya genelinde yapılan çalışmalar yetersizdir. İlk değişikliği, ilk mücadele konusundaki sözleşmeyi 180'den fazla ülke imzalamıştır. Bu sözleşme sonradan taraf olan ülkemizde ne yazık ki fosil yakıt merkezli politikalar izlenmeye devam etmektedir. Yeryüzündeki tüm canlıların nesillerinin devamlılığı için iklim değişikliğine karşı dört koldan mücadele edilmesi gerekiyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda en kapsamlı çalışmayı yürüten Büyükşehir Belediyelerinden biriyiz. İlk 5 yıllık hizmet döneminde ki bunun 1 sene, 1,5 senesi de sistemin oturması, kurulun yapılması gibi bir süre kaybı olmuştur. Ama artık bundan sonra da bu hizmetler kendini ortaya koymuştur. İlk 5 yıllık hizmet döneminde yaptığımız çalışmalarla iklim değişikliğiyle mücadeleye doğrudan ve dolaylı olarak katkı sunduk. 1,5 yıldan beri devam eden ve bugün son toplantı gerçekleştirdiğimiz proje ile 2100 yılına kadar yaşanabilecek iklimsel değişiklikleri
gözeterek tarımsal üretim ve su kaynaklarının kullanımı ile ilgili konuları bilimsel bir çerçevede masaya yatırdık. Tüm bu zaman zarfında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, sera gazı salınımlarında önemli ürtak alanı olan meralarımızı yaptığımız iyileştirme çalışmalarıyla 103 bin dekar alanı rehabilite ettik. Yani Tekirdağ'ın 325 bin dönüm olan mera varlığının 1/3'ünü 2,5 milyon kilogram 20-20-0 gübre kullanarak Tekirdağ'ın 96 mahallesinde ve ilçelerinde bu ciddi bir hem kaba yem ihtiyacı olarak hayvancılara destek olsun diye bunu gerçekleştirdik. Ayrıca da bu iklim değişikliklerinde faydalı oldu. Etkin su kaynaklarına yönelik 9000 dekarlık sahada modern sulama sistemine geçtik. Bu konuda çok sayıda eğitim programını düzenledik. Yağış sularından daha fazla yararlanmak için 60 adet yeni gölet yaptık. Bazı göletlerimizin bakımını yaptık. Tarımda yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı için güneş enerji sistemleri kurduk. Önemli metan gazı salım kaynağı olan hayvansal gübrelerin doğru kullanımı için katı gübre dağıtım laboratuvarı alıp üretici örgütlerine ihbar ettik. Burada bir noktayı da arz etmek istiyorum. Bugün buraya geç gelmemin sebebi de var. Bir Tekirdağ 29 yıllık bir ihalesini bugün gerçekleştirdik. Ben de uzun zamandır onun mücadelesi içindeydim. Entegre Çöp Tesisi Kurum ihalesi bugün tamamlandı. Yani artık Tekirdağ'ın geleceğe dönük çevresel hassasiyetimizi artıya çevirmek üzere. Bu ihale sonunca zaten orada biriken bizim demir dediğimiz demir malimiz orada biriken toplanan Tekirdağ atıklarını biyogaz üretimi veya metan gazı üretimi ve oradan elektrik enerji üretimi yaparak hem değerlendireceğiz hem de orada sızıntı suların çevreyi tahrip etmesine izin vermeyeceğiz. Hem de böyle Tekirdağ'ın gelecek nüfus artış projeksiyonuna paralel o konuda çözümlenmiş oluyor. Bugün geç gelmemin sebebi olur. Biraz daha mutluyum. O nedenle geç kaldığım özür dilerim ama mutlu haberi de size vermek istedim. Tekirdağ'ın geleceği için çok güzel bir proje. Aslında hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı bir ay sonra seçim olacak ortamda böyle şeye girmez ama her şeyi göze aldım arkadaşlar. Çok uğraştım. Yani bu göreve geldiğimiz zaman çevreci arkadaşlarımız da bilirler. Bu göreve geldiğimiz zaman 30 Mart 2014'te 45 tane vahşi depolama vardı Tekirdağ'da. 45 ayrı yerde. Ve hiçbirinde ne altında membranlar var ne bir şey var. Yani rastgele dökülmüş. Çevre Bakanlığı'na bir taahhütname verdik. Noterden bir taahhütname verdik. Dedik ki biz bunları Temmuz ayının 2017 Temmuz'una kadar hepsini rehabilite edeceğiz ve bunu teke düşüreceğiz. O tek olanını böyle iade yapacağız diye. İlk etapta bu 45 taneyi 8'e düşürdük. Sonra da 1'e düşürdük. Şimdi tüm Tekirdağ'ın atıkları istasyonlara toplanıp buradaki Demirli'deki arıtma tesisine, çöp toplama tesisine geliyor. Oradan da işte bu ihaleyle bunlar çözümlenmiş olacak. Kolay değil ama yıllarca Tekirdağ gibi yerde nüfusu her sene bir 35 bin, 73 bin, 60 artı atan bir yerde bunların da çok önemli bir yeri olduğunu arz etmek istiyorum. Çevreye duyarlı ve insan odaklı bir anlayışla iklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Yeni nesillere daha güzel bir kent bırakılmak en büyük temennimizdir. Bir de onu da arz etmek istiyorum son olarak. 17 Kasım 2017 bana göre Tekirdağ için tarihi bir gündür. Sünanbaşı için, merkez için. O güne kadar bakın biz 17 bin nüfusunu bilen bir isim Tekirdağ'ın yaşım gereği. Ama bu göreve geldiği zaman 179 bindi tüm Süleymanpaşa'nın nüfusu. Şimdi 199.960 oldu. 21 bin artmış. Köy nüfusları da düşmüş de 15 bin küsur var. Yani 185 bin insan atığı, kimyasallarla, deterjanlarla her şeyle beraber Marmara Denizi'ne gidiyordu. Ve derinde şarjlar işte 1800 metre uzağa basılıyor ama o rüzgar geldiği zaman atıkların hepsinin dağıldığını ve geri geldiğini bilinen bir gerçekti. 17 Kasım 2017'de Batı Biyolojik, İleri Biyolojik Arıtma Tesisini yaparak Tekirdağ'ın bütün kanalizasyonunu bir yere toplayıp artık Ayrıboy yolu üzerindeki oraya biyolojik arıtmayı alıyoruz ve makamların ve tabiatın istediği tolerans sınırlarını düşürerek tabii tekrar tabiata geri veriyoruz. Bu da Tekirdağ için tarihi bir olaydı diye düşünüyorum. Bunun da
bizim dönemimizde yani yeni bir dönemde büyük şehirlerde olmuş olması bizi son derece mutlu ediyor. Avrupa kaynaklarından yararlanmak üzere hazırlayıp hayata geçirdiğimiz bu projede yer alan proje ortağımız olan kuruluşlara, Namık Kemal Üniversitesi'ne, Teskiye, Taraşkent'e ve bize destek olan bütün kurumlara, bu kuruluşların çok değerli yönetici ve temsilcilerine ve projede emeği geçen herkese, bugün aramızda bulunan tüm katılımcılara, halkımızın müşterek sesi olan basınımıza ve bugün sunumlar yaparak bizleri bilgilendirecek olan akademisyenlerimize teşekkür ediyor. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.